Bir hukukçu kimliğinizle, yani Adalet Bakanlığınızın yanı sıra Türkiye'de çok fazla hukuk fakültesi olduğunu düşünüyor musunuz? Ve genel olarak ben bir bakıyorum da yani orada da mı var falan diye bazen şaşırdığım oluyor. Ama bir ihtiyaç varsa buna diyecek bir şey yok. İhtiyaç var mı bu kadar hukuk fakültesine ve eğitim kalitesinden genel olarak samimi bir soru. Memnun musunuz? Yani iyi bir eğitim veriliyor mu buralarda öğrencilere? Gerçekten Türkiye'de hukuk sorunun tamamıyla ortadan kalkması nitelikli hukukçu meselesiyle doğrudan ilgili. Yani hukuk fakültelerinde, hatta daha öncesinde lise ve ilkokullarda verilen eğitimin kalitesi, adalet duygusunun ortaya çıkması, aile, sevgi, saygı bağlarının, toplumsal dayanışma ne kadar güçlü, eğitim ne kadar güçlü olursa nitelikli hakim, savcı, avukat ortaya çıkıyor ve bu da hukuka önemli katkı sağlıyor. Özellikle çok fazla hukuk fakültesi ve kontenjanlar olduğu, bu bizim yargı reformunda da hedef olarak mesleklere giriş için bir sınav getirdik. 3 yıl sonra yürürlüğe girecek. Dolayısıyla sadece hukuk fakültesinden mezun olmak yetmeyecek. Mesleğe girmeden önce bir sınav gelecek. Bu çok önemli bir reform ve bunun meyvelerini birkaç yıl sonra göreceğiz. Ama konuldu, kanunu çıktı. Çok önemli bir somut bir sonuç. Evet. Ve biz geçtiğimiz yıl YÖK'e yazı yazdık. Dedik ki ilk başarı puanı 190 bin olanlar hukuk fakültesine giriyordu. Bu çok fazla. Hukuk fakültesi dediğiniz mezun olan kişi hakim savcı oluyor, tutukluyor, birini boşuyor, öbürüne bir talebini kabul ediyor ya da yani kişinin özgürlüğü, güvenliğine karar veren birisinin çok daha başarılı insanlardan seçilmesi zaruridir. Ve bu 100 bine indirilmesini, ilk 100 bindekilerin girmesini talep ettik. Ve bu sene 1600 civarında kontenjan boş kaldı. Eğer bu adım olmasaydı bunlar yarın hakim savcı olarak, avukat olarak gelecekti. Ve şikayet konusu olan belki kararlara imza atacak. İmza atacaktı. Değil mi? Şimdi biz YÖK'e yeni bir yazı yazdım. Bu yazıda da 125 binden 100 bine indirilmesi hususunda talebimiz var. Yani ilk 100 bine giren gençlerimiz, arkadaşlarımızın hukuk fakültesine girmesi hukuk fakültesi mezunu olduktan kaliteyi getirecek. Evet, anladım. Şimdi arkadaşımız hakim savcı adayı soruyor. Hukuk devleti nedir diyor. Yaz diyor, klasik. Yazmıyor. Yazamıyor. Bu başarılı bir kişi. Bir yazamıyor. Kompozisyon yazamıyor mu bu? Neden? Yani hukuk devletinin ne olduğunu şey yapamıyor mu? Yazamıyor mu? Ya, niye böyle oluyor? Ya siz A, B, C şıkları verseydiniz işaretlerdim ama bir felsefeyi ortaya koymak lazım. Dolayısıyla hukuk fakültesi öğrencisi bir müşteri gözüyle bakılacak bir konu değildir. Her alanda üniversitede kazanabilirsiniz öğrenciden ama hukuk fakültesi nitelikli eğitim verilmek zorunda. Ben arkadaşlarıma da tercih etmeden önce fakültenin öğretim kadrosuna bakın, eğitim kadrosuna bakın ve bu konuda bir değerlendirme yapın. YÖK'ün de çok bu konuda ben teşekkür ediyorum. Duyarlılığı var. Nitekim 125 bine indirildi. Önümüzdeki dönemde de bu konuda kalitenin artacağına inanıyorum. İyi bir hukuk eğitimi, iyi hukukçu ve iyi bir hukuk sistemine önemli katkı sağlayacak. Sayın Bakan, yine çok gelen sorulardan biri, ben olabildiğince değerli izleyiciler sizlerden gelen soruları Sayın Bakan'a yönlendiriyorum. Aman o konuya girmeyelim, bu soruyu sormayalım gibi bir şey yok. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'le ben bugüne kadar 3-4 program yaptım ve hepsinde bütün konuları açık yüreklilikle sordum kendisine. Kendisi de bana yanıt verdi. Sayın Bakan, yeni personel alımı konusunda da çokça soru var. Bir şey söyleyebilir misiniz bu konuda? 1200 hakim savcı 21-22 Kasım tarihlerinde sınavı yapılacak. Alacağız. Bunun ilanına çıkacağız. Yine 1100 icra müdür yardımcısı yine 22 Kasım'da, Kasım'ın son haftasında yine ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni cezaevleri ve adliyede yeni alacağımız personelimizle ilgili kısmı da ilgili kurumlarla taleplerimizi ilettik. Yakın zamanda bunun sayısı ve tarihinin de yine bekliyoruz. Bu geldiğinde de tüm arkadaşlarımıza bunu duyursun yapacağız. Ben yine şimdi geçen hafta biz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla bir program yaptık. Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, orada da ben aslında Sayın Bakan'a yönelttim ama Twitter'daki izleyicilerimiz biraz daha belki kapsamlı bir bilgi almak istiyorlar. Bu
nafaka meselesi Sayın Bakan, süresiz evet. nafaka konusu çokça dile getiriliyor. Adil olmadığı ifade ediliyor. İşte bir yıl evli kalındığı o kadar sene nafaka ödendi deniyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirmenizi, görüşünüzü paylaşabilir misiniz? Çokça bir beklenti var bu konuda. Hakan Bey, dünya uygulamalarına baktık nafakayla ilgili. Çok farklı düzenlemeler var. Kimisi belli bir süreyle sınırlandırmış, kimisi evlilik süresiyle sınırlandırmış, kimisi de belli kriterler vermiş. Bu kriterlere göre hakim bir karar verir demiş. Bizim Türkiye'de de 88'e kadar bir yıl uygulanıyordu. Sonra değişiklik yapılmış ve süresiz hali uygulaması şu an devam ediyor. Elbette şu anda nafakayla geçimini sürdüren kişiler var. Hayatını idame ettiren kişiler var. Buradaki düzenleme yapılırken de bu yeni mağduriyetlerin oluşmaması lazım. Yani nafakayla hayatını sürdürenlerin. Ancak bir yıl, iki yıl evli kalıp da ömür boyunca bu nafaka verme zorunda olunması da ayrı bir mağduriyet oluşturmakta. Yani iki yıl, üç yıl beraber olmuş, boşanmış ama siz adeta diyorsunuz ki siz ayrılamazsınız. Nafaka da bir fiili adeta işte geç yattı, geldi, gitti, şu oldu. O kişilerin tekrar bir ya kurtulmak istiyorsun, ayrılmak istiyorsun ama nafaka sebebiyle bu fiili birliktelik adeta devam ediyor. Bunların hepsinin dikkate alınarak ama bir süreye tabi tutulmasının ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken de hayatını bununla idame ettirenlerin mağdur olmaması, bu konuda bir mağduriyetlerinin ortaya çıkmaması yönünde tedbir alınarak bir süreyle bağlı olması. Yani boşama davaları uzadıkça bu anlamda fiili ayrılmak istiyor kadın, bir türlü kurtulamıyor. Ve olan çocuğa oluyor. Çocuk arada zedeleniyor. Bu konularla ilgili boşanmak isteyen bir an önce ve o konuda da çalışmalarımız var. Bu sürecin uzamaması hem şiddetin de önlenmesi bakımından çok önemli. Dolayısıyla nafakanın da belli bir süreye bağlanması gerekir kanaatindeyiz. Tabii ki bu konuda meclisin takdirinde kanun gerekiyor ama biz de teknik önerilerimizi sürekli çalışıyoruz. Dünya uygulaması ve Türkiye'deki uygulamalarla ve muhtemel önerileri de teknik olarak paylaşıyoruz. Peki. Ben Sayın Bakan'a sorumu sordum. İzleyicilerimiz de Twitter'dan bana gönderenlerin de beklentilerine yanıt verdiğimi düşünüyorum. Sayın Bakan, hakimlik mülakatları ne zaman açıklanacak diye bir soru daha var. Epeyce geldi. Onu da ileteyim size. Hakimlik mülakatı komisyonumuz tamamlamak üzere. Komisyon bağımsız bir şekilde çalışıyor. Onun kurulu da zenginleştirilmişti kanunla birlikte. Yakın zamanda birkaç gün içerisinde önümüzdeki hafta açıklayabileceklerini komisyon söyledi. Önümüzdeki hafta sonucun açıklanacağını bekliyoruz. Evet. Şimdi zaman zaman Türkiye'nin gündemine geliyor. Türlü nedenlerle bazen çok tartışılıyor, çok gündemde oluyor. Bazen biraz geriye düşüyor ama bu idam cezası meselesinde Sayın Bakan, nedir sizin görüşünüz? Evet, Hakan Bey, öyle hadiseler, öyle vakalar yaşanıyor ki yani bu kişiye verilecek ceza, yani hakim, savcı yine kanunu uyguluyor, müebbet, ağırlaşmış müebbet, insanı gerçekten ya daha ağırını hak ediyor diye bir düşünceye kapılıyor. Yani küçücük çocuğa tecavüz eden, öldüren, üstüne öldürdüğü halde beton döküp işte bir bidona atan, bu tür canliklere, vahşiliklere karşı insan elbette daha en ağır cezayı hak ediyorlar diye düşünüyor. Hepimiz düşünüyoruz. Türkiye'de uygulamaları da oldu. Ama bu konu bir kanun ya da yönetmelik de olacak bir konu değil malum. Anayasa da olması gerekiyor. Bu husus meclisin ve bir siyasal ve sayısal olarak bir konsensüsün konusu olur ancak. Dolayısıyla bu mecliste tüm siyasi partilerin bu konuda bir uzlaşısı, bir değerlendirmesiyle olabilecek bir konu. Dolayısıyla bu meclisin takdirinde hepimiz bakacağız, göreceğiz. Bir konsensüs var mı? Böyle bir ihtiyaç olduğu düşünülüyor mu? O şekilde bir değerlendirmeyi ancak hep beraber göreceğiz. Kişisel görüşünüzü paylaşmak ister misiniz bir hukukçu olarak? Yani bir bakan değil de bir vatandaş ve bir hukukçu olarak. Türkiye'nin imza attığı
Yani Avrupa Birliği uyum programları çerçevesinde bakıldığı zaman Avrupa Birliği ülkelerinde benim bildiğim kadarıyla idam cezası uzunca bir süredir uygulanmıyor. Teknik olarak bakıldığında dediğiniz gibi 2000'li yılların başlarında bu gerekçelerle Avrupa'nın hiçbir yerinde yok. Hatta Avrupa Konseyi galiba, Avrupa Birliği'nin de ötesinde bir çerçevede tabii, uygulanmama yani, eylemi, kararı var galiba değil mi? Yani bu bunun bağlamının da ötesinde ben yani yine bakıldığında yani insan vicdanen en ağır cezayı istiyor. Ama bakıldığında cezaların artırılmasıyla suçun önlenmesi, yani fiil işleyen kişi bu işin sonuna alacağı cezaya bakıyor ya da bakmıyor. Yani o konuda çok net olarak cezayı artırdıkça, yani doğuya doğru gittikçe cezalar hep artıyor ama suçlar azalıyor mu? Yani burada çok ağır cezalar da var. Ama baktığınızda suçlar yine azalmadığı da görülüyor. Avrupa ile olan ilişkiler ve o süreçteki tüm değerlendirmeler dikkate alındığında bu yönde bir tercih bulundu siyaseten. Bu farklı bir değerlendirmeyle artık bir masaya yatırılır, farklı bir bakış açısı var denirse o elbette siyasetin, meclisin takdirinde olan bir konu ama dediğiniz gibi bu hususta hem iadelerle ilgili hem diğer süreçlerle ilgili Avrupa'nın bakışı da burada çok net. Bu gerekçeyle zaten idam sona erdirildi ama o gerekçe ortadan kalkıp kalkmadığına yine siyaset kendisi değerlendirebilir tabii.